Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle VBT yazılımı inceleyeceğiz. VBT'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında mavi kanal içinde hareketlerin sürdüğünü görüyoruz. Ancak burada bir bölünme gerçekleştirmiş. Bölünme sonrası oluşan fiyatlamalarda, ilk etapta Yükseliş devamında satış oluşmuş hatta cuma günü belli bir miktar satış olsa da burada fiyatı alımlarla yukarı çekerek 33.16 seviyesine kadar taşımış vardı ve kapanış bu seviyeden gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şimdi burada bir fiyatta da sıkışma var aslında. Şurada gördüğünüz net bir alçalan kanal hareketi olursa da burada fiyatların bu üçgen içinde sıkıştığını görüyoruz. O yüzden arkadaşlar kısa vadede... 30'un altındaki fiyatlamalar eğer fiyat buradan tekrardan satış olur 30'un altına sarkarsa düşüşlerin devam edeceğini bilin burada 30 önemli bir destek 30 seviyesinden daha önce oluşan alımlarla fiyat tekrardan geri döner desteği kırarsa burada tren çizgisine doğru düşüşler görmemiz mümkün bu da bizi 26-28 bandına götürür o yüzden 30 önemli bir destek. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Destek kırılırsa düşüş 28-26 bölgesine doğru devam eder. Ancak fiyat burada emaların üstüne kaldığı sürece yani 32 seviyesinin üstünde kaldığı sürece sorun yok. Burada şurada gördüğünüz tren çizgisini devam ettirmek isteyecektir. Pozitif fiyatlamaların sürmesi için de şu anda 33 seviyesindeyiz. 34'ün üstü gerekiyor. Yani 34-50'nin üstüne bu alçalan kanalı kırabilirse şurayı göstereyim net bir şekilde zaten burada bir direnç var. Şöyle çektiğimizde 34 30 34 40 seviyesi. Şuna bir tık işaret yapalım. Yukarı yönlü biraz alalım. Tam rakam versin bize. Tamamdır. Burada gördüğünüz gibi bu direnci aşarsa zaten bu kanalı da kırmış olacak. Kanalı kırmasıyla birlikte ilk etapta hedefi 38 devamında da arkadaşlar orta ve uzun vadede 50-55 bandı olacaktır. Yani BBT yazılım takip eden arkadaşlar, alım yapmak isteyenler arkadaşlar 30 seviyesinin kırılmadığı sürece şuradaki kısa vadeli altına inmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak burada pozitif fiyatlama yapacaksa kesinlikle 34-40, 34-50 seviyesini geçmesi gerekiyor. Bu seviye geçerse zaten kısa da 38 hedef olacak. En son zirvesini geçmesiyle birlikte burada oluşan tepeleri aşması ile birlikte arkadaşlar 50-55 bandı uzun vadede orta vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Geri çekilmelerde 30 altında negatif fiyatlama olacağı unutulmamalı. Bu isteyen arkadaşlar destek gelmesi durumunda risk alabilir. Ancak destek kırılırsa da düşüş 28-26 bölgesine doğru sürecektir. O yüzden isteyenlerde BBT yazılım izleme listesini alır. Destek kırılırsa alt bantlar gelirse de ilave yapıp orta ve uzun vadede tutabilirsiniz arkadaşlar. BBT yazılım teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.